Evet. Şu an herhalde ekranlarımda bir problem yok. Gayet net bir şekilde görülüyordu diye düşünüyorum sunumun. MRF veri tabanına geçmeden önce aslında kısaca MRF'ın sahibi olan firmayla başlamak istiyorum. 2004 yılında Knowledge World Center adı altında Ürdün'de kurulmuş bir firma. Daha sonrasında 2009 yılında Knowledge World Company mülkiyetine geçiyor. Bir isim değişikliği aslında bu. Temelde Arapça dijital bilgi üretimiyle ilgilenen bir şirket. Bu kapsamda da MRF veri tabanının oluşturulmasını sağlıyorlar. Bu veri tabanı oluşturulurken de açıkçası üç temel doğrultuda, üç temel sebeple yola çıkıyorlar. Birincisi toplumun bilgiye olan ihtiyacı ve çeşitli alanlardaki bilgi talebinin muazzam artışı. Burada tabii kastedilen Arapça bilgiler. Arapça kaynaklar. Daha sonrasında uluslararası göstergelere bakıldığında Arapça dijital içeriğin ciddi eksiklik göstermesi, bu alanda bir boşluğun olduğunu görmeleri. Daha sonrasında da üçüncü bir sebep olarak da Arap dünyasındaki kurumların ve dünya genelinde veri tabanları tasarımında uzmanlaşmış uluslararası kuruluşların Arapça elektronik veri tabanlarının oluşturulmasına yönelik dikkat çekici derecede zayıf ilgisi bu firmayı, MRFA'yı oluşturmaya itiyor. MRFA veri tabanını oluşturmaya itiyor. MRFA veri tabanı yayıncılık ve bilgi endüstrisiyle ilgili temelde farklı disiplinlerden dijital veri tabanları üretiyor. Biraz sonra zaten bu veri tabanlarını da tek tek yani incelemeyeceğiz ama ismen geçireceğiz. 3 milyondan fazla kayıt bulunuyor bu söz konusu çeşitli veri tabanları içerisinde. Bunlar dergiler, makaleler, kitaplar, tezler, işte anketler gibi çeşitli türlerde olabiliyor. Bu yayınları da, söz konusu kayıtları da 20 ülkeden 560'tan fazla yayıncıdan sağlıyor. Yani bir çeşitlilik gene burada da söz konusu. Peki bu MRF tarafından işlenen konular neler? Çoğunlukla sosyal bilimler, beşeri bilimler diyebiliriz ama ekonomi, finans, iş yönetimi, doğa bilimleri, mühendislik bilimleri gibi çeşitli alanlarda da veri tabanları bulunuyor. Peki bu MRFA veri tabanlarının hepsini incelediğimizde bunların temel karakteri nedir diye bakacak olursak bir modernlik söz konusu hem görünüm olarak hem kullanım olarak. İlgili kaynaklara, aradığınız kaynaklara hızlı bir şekilde erişme şansınız, erişme imkanınız bulunuyor. Kullanım kolaylığı, birazdan zaten canlı gösterimde de göreceğiz. Canlı demoda da. İnanılmaz kolay ve aradığınızı hemen bulabileceğiniz bir arayüze sahip. Çeşitlilik ve kapsam gene aynı şekilde. Telif hakkı ve fikri mülkiyet konusu çeşitli yasal güvencelerle, sözleşmelerle garanti altına alınmış durumda. Daha çok kütüphanecilerin ilgileneceği bir konu, hani mark kayıtları ve bibliografik veriler doğrudan paylaşılıyor ve siz de kendi arayüzlerinize MRFA'yı ekleyebiliyorsunuz. Güvenilir bir içeriğe her an erişme imkanı sağlıyor. Kesintisiz bir iletişim söz konusu. Ve genel bir kaliteden söz edebiliriz MRFA'nın karakterleri arasında. Şimdi sunduğu bazı özel veri tabanları var demiştik. Birden fazla veri tabanı var. Hani bugün biz sadece Islamic Studies ve Arabic Language veri tabanını inceliyor olacağız ama MRFA'nın bünyesinde farklı veri tabanları da mevcut. İşte sosyal bilimlerle ilgili, beşeri bilimlerle ilgili, medya çalışmaları ile ilgili. Hatta son dönemde gündemimizde oldukça oldukça yoğun olarak gündemimizde olan bir konu işte Filistin-İsrail çatışması ile ilgili özel bir veri tabanı da var. Ama tabii burada bizim bu veri tabanını seçmemizde, Islamic Studies and Arabic Language veri tabanını seçmemizdeki sunum itibariyle en önemli sebep de en gelişkin içeriğin aslında bu alanda olması. İçerik demişken bir sonraki sayfada içerik bilgilerini hemen paylaşıyorum sizinle. Bunlar benim çok yakın zamanda aldığım veriler ve hani güncelliği var diyebilirim. Islamic Studies and Arabic Language veri tabanı itibariyle rakamlar aşağıda yani ekranda gördüğünüz gibi. Tabi burada bu kaynakları açıklarken yanlarında Türkçe açıklamalarını da eklemek gereği duydum.
Çoğunluğunu dergi makaleleri oluşturuyor. Yaklaşık 42 binin üzerinde dergi makalesi var. Bunlar tabii belirli dergilerden düzenli olarak alınan dergi makaleleri değil. MAREFA tarafında çalışan uzmanlar tarafından incelemeler sonucunda eklenen makaleler. Bunu birazdan canlı demoda da göreceğiz zaten ama açıkçası farklı dergilerden eğer İslami bir konu işleniyorsa bir makalede bu veri tabanına eklenebiliyor. Arap ülkelerinden yayınlanmış tezler var. Bunlar oldukça önemli. Yüksek lisans ve doktora tezleri olarak değerlendirebiliriz. Fetvalar var. Farklı kurumlar ve enstitüler tarafından yayınlanan fetvalar. Kitap bölümleri, kitap değerlendirmeleri ve kitaplar ayrı ayrı bulunuyor. Çeşitli şirketlerin, bankaların yayınladığı, hükümetlerin, devletlerin yayınladığı raporlar var. Yine İslami konferanslara ait bildiriler söz konusu. Yıllık raporlar aynı şekilde. Uluslararası tezler var. Yani Arap ülkeleri dışından yazılmış yine İslami konuları içeren tezler var. Yine şirket kararları, anket soruları, şirketlere ait yönetim beyanları, uluslararası diğer üniversitelerin eğitim kursları ile ilgili gerekli dokümanlar, tek başına dergiler, istatistiksel raporlar gibi uzayıp gidiyor liste. Bir sonraki ekranda aslında canlı demoya geçiyoruz. Biraz da canlı göstermek istiyorum ki hani burada az önceki ekranda bahsettiğim konular biraz bir anlam bulsun. Hemen şurada paylaşımı durdurup yeni bir paylaşım açıyorum. Yine ekranımı görebildiğinizi varsayıyorum. MAREFA dediğim gibi birden fazla veri tabanı bulunduruyor bünyesinde. Bu şekilde aşağıya doğru veri tabanları sıralanıyor. Pek çok alanda işte kadın çalışmalarından sosyal bilimlere kadar, az önce bahsettiğim İsrail-Filistin çatışmasına kadar pek çok alanda farklı özel veri tabanları var ama biz Islamic Studies ve Arabic Language'i inceliyor olacağız. Normalde veri tabanlarının normalde değil aslında bizim kullandığımız dil itibariyle filtrelerinin sağ tarafta değil de daha çok sol tarafta konumlandığını görüyoruz ama MAREFA'nın veri tabanı esasen Arapça dilinde oluşturulduğu için bu biz şu an İngilizce versiyonunu kullanıyoruz. İngilizce ne derler arayüzünü kullanıyoruz. Burada filtreler sağ tarafta. Bu filtrelerden doğrudan bir kısıtlama yaparak bir araştırma yapabiliriz. Bu da bir yöntemdir. Ama biz bir kelime aramak yoluyla da araştırma yapabiliriz. Ben bugün size bir kelimeyle başlayacağım. Hani doğrudan mesela Ramazan İngilizcesini yazarak araştırmamı da çünkü İngilizce yapmak durumundayım. Ramazan kelimesiyle bir araştırma yapıyorum. Hızlıca sonuçlar geliyor. Yani az önceki slaytta bahsettiğim işte arayüzünün kolaylığı, hızlılığı vesaire burada doğrudan görülüyor aslında. Sonuçlar bu şekilde aşağıya doğru gidiyor. 287 Ramazan kelimesini geçiren sonuç geldi şu an ekranıma. Sol tarafta bu gelen kaydın türü belirtiliyor. İşte bir fetva mı, bir dergi makalesi mi, kitap mı? Bunları hızlıca görebiliyorum. Aynı şekilde hiç içeriğini açmadan, böyle açarak da göstereyim. Hiç içeriğini açmadan veya doğrudan buradan da indirme ya da online olarak açma, görüntüleme şansım da mevcut. Ben mesela bir dergi makalesini açtım. Burada baktığımızda işte Ramazan ayında oruç tutmanın böbrekler için bir zararı var mı gibi bir araştırma yapılmış burada. Kaynak olarak işte Saudi Journal of Kidney Disease and Transplantation böbrek araştırmaları ile ilgili, böbrek nakli ile ilgili bir dergi aslında ama MAREFA içerisinde İslami bir bakış açısına sahip olduğu için çalışma yer bulmuş. İşte burada bütün detayları görebiliyoruz. Yayın tarihi, yayınlayan ülke, ana konular gibi.
Ve burada yayının uzun da bir özeti bulunuyor. Bu özetten de hızlıca bir değerlendirme yapabilirim. Doğrudan indirme şansım olduğu gibi, hani indirmeyeceğim tabii. Burada online olarak görüntüleme şansım da var. Bu görüntülemeyi biz doğrudan derginin web sayfasından değil de şurada göreceğiniz üzere Marefa'nın kendi serverları üzerinden açıyoruz. Bu da size kesintisiz bir erişim imkanı sağlıyor. Bahsettiğimiz ilk slaytta bahsettiğimiz kesintisiz erişim ve söz konusu olan bu. Burada gördüğünüz bütün sonuçlar aslında şurada gördüğünüz sonuç ekrandaki bütün sonuçlar aslında Marefa'nın kendi arayüzünden size oluşturuluyor. Buradan derginin arayüzüne gitmek ya da ilgili enstitünün ilgili kaynağın arayüzüne gitmek gibi bir durum söz konusu değil. Buradan hızlı bir şekilde indirebiliyorsunuz. Birazcık kısaca şu filtrelerden bahsedip sunumu toparlamayı düşünüyorum. Biz tabii burada bir Ramazan araması yaptık. Bunu hemen kaldırayım. Şu şekilde devam edelim. Burada öncelikle farklı konu alanları mevcut. Daha sonrasında bahsettiğim data tipi denmiş aslında ama burada yayın tipi söz konusu oluyor. İşte dergi makaleleri, tezler, fetvalar vesaire bunları görebiliyorsunuz. Söz konusu kaynakların içeriğini görebiliyorsunuz. Şu an sadece Arapça, İngilizce ve Fransızca kaynaklar var. Bu kaynakları sağlayan ülkeler itibariyle bu dillerde yayınlar üretiliyor. Ülke olarak baktığımızda Türkiye dahil 560 farklı ülke olduğunu belirtmiştik ilk slaytta. Doğrudan yazar üzerinden de bir arama yapılabilir. Aynı şekilde bu bölümü İngilizce'ye çevirebiliriz Google Translate'ten. Doğrudan kaynağa giderek de bir araştırma yapabiliriz veya yıl kısıtlaması olarak da bir araştırma kısıtlaması gerçekleştirebiliriz. Ama tabii ki şöyle bir netlik var ki bunu biz her zaman bütün sunumlarımızda belirtiyoruz. Biz her ne kadar bu veri tabanlarını anlatmakla yükümlü olsak da bunu elimizden geldiğince yapmaya çalışsak da bunun en uygun ne derler en iyi incelenmesi kesinlikle deneme erişimleriyle olacaktır ve değerli akademisyenlerle, kütüphanecilerle olacaktır. Dolayısıyla Marefa içinde bizlerden deneme erişimi talep edebilirsiniz. Hem bu Islamic Studies veri tabanı için hem de diğer veri tabanları için deneme erişimi vermek isteriz sizlere incelemeniz açısından. Geri dönüşlerinizi almamız açısından bizim için oldukça önemli. Bana, Erman Bey'e veya Müge Hanım'a ulaşırsanız kütüphanenizle iletişime geçip uygun bir deneme erişimi, uygun süreli bir deneme erişimi sağlamaktan mutluluk duyarız. Benim anlatacaklarım temelde bu kadar. Dediğim gibi çok basit demeyeceğim ama kullanımı kolay bir arayüzü var Marefa veri tabanının. Dolayısıyla da hani kullandıkça biraz bir şeyleri keşfedebileceğiniz bir veri tabanı. O yüzden deneme erişimi taleplerinizi iletmenizi sizden rica edeceğim. Paylaşımımı durduruyorum burada. Sorularınız varsa alabilirim. Onun haricinde